Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye bildiğiniz gibi yıllar öncesinde yerli ve milli hamlesiyle bir yola çıktı. Bu yola baş koyduğumuzda birçok sistemi dışarıdan almaya mecbur bir durumdaydık. Çünkü daha öncesinde bu tarz girişimlerde bulunmayan bir ülkeydik. Hal böyle olunca ilk etapta sistemleri parça parça yerlileştirmek durumunda kalıyorsunuz. Örneğin bir platform ortaya koymaya kalktığınızda genel olarak en çok zorlanılan yer motor konusu oluyor. Siz platformun iskeletini tamamen yerli üretseniz bile motorunu dışarıdan aldığınız zaman her an bir ambargo tehdidi ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sadece motor için böyle değil. Bir örnek olarak motordan bahsettim. Platformunuza entegre etmek istediğiniz her parça için aynı durum söz konusu olabiliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye fazlasıyla ambargolara ve kısıtlamalara maruz kalan bir ülke. Herkesin ülkemiz üzerinden bir takım çıkarlar elde etmek gibi amaçları var. Bunun sebebi de oldukça kritik ve değerli bir jeopolitik konuma sahip olmasından kaynaklı. Baktığımız zaman yakın geçmişte Türkiye özellikle silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda resmen bir devrim gerçekleştirdi. Bunun beraberinde yine Amerika, Kanada ve benzeri ülkelerden ambargo tehditleri gelmeye başladı. Hatta birçoğu sadece tehditle kalmayıp tedarik zincirini askıya aldı. Hal böyle olunca Türk mühendislerimiz bir kez daha devreye girerek ambargo koyulan her parçayı yerli ve milli üretme yoluna baş koydu. Yerli silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımızın kamera geliştirmeleri konusunda Amerikan hükümetinin yardımcı olmaktan uzak politikaları, Türk mühendislerini kendi geliştirmelerimizi yapmaya odakladı. Özellikle savunma sanayi konusunda %100 yerli üretime hız veren Türkiye, artık yeni nesil insansız hava araçlarını sahaya sürüyor. Bir önceki nesil insansız hava araçları pervaneli motorlara sahipken, artık yeni sahaya çıkacak olan sistemlerde jet motorlar mevcut. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda yeni nesil insansız hava araçlarının eski tip pervaneli insansız hava araçlarına göre daha hızlı ve sessiz bir uçuş gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bir makalede ise bu yeni nesil uzun mesafelerde uçuş imkanı sağlayan insansız hava araçları hayalet insansız hava araçları olarak tanımlanmış durumda. Bu hayalet İHA tanımını ise hayalet gibi hareket ederek terör unsurlarını fark edilmeden kolayca tespit edebilmesine dayandırıyorlar. Aslına baktığımız zaman oldukça yerinde bir tabir diyebiliriz. Baykar üretimi İHA ve SİHA'larımızın da gerçekleştirmiş olduğu birçok teröre karşı operasyonu bulunmakta. Bu operasyonlardan alınan sonuçlar oldukça tatmin edici seviyelerde. Yerli İHA ve SİHA'lara entegre edilen görüntüleme sistemleri konusunda da Amerikan ambargosunu boşa çıkaracak adımlar atıldı tabii ki. Amerika ve Kanada'dan gelen ambargo kararı üzerine harekete geçen Türk mühendislerimiz, özgün bir sistem geliştirmeyi başardı. Bu sistemlerinde İHA ve SİHA'lara takılarak kullanılmaya başlandığı biliniyor. Türk İHA'larını kör bırakmak için her yolu deneyen Amerika ve Kanada, Türkiye'nin bu atağına karşı bir kez daha ucuza verelim teklifini sundu ancak kabul edilmedi. Şimdi sizlere hayalet İHA olarak tanımlanan jet motorlu insansız hava araçları konusunda Türkiye'nin geliştirme çalışmalarına devam ettiği projelerden de bahsetmek istiyorum. Birçoğunuzun da tahmin edebileceği üzere bahsedeceğimiz proje tabii ki Bayraktar Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızıl Elma. Baykar'ın Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde Bayraktar Kızıl Elma Muharip İnsansız Uçak Sistemi hakkında konuştu ve tasarımı konusunda bilgiler verdi. Bayraktar Kızıl Elma'nın gövdesi Stealth yani görünmezlik teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanıyor.
Az önce de bahsettiğimiz hayalet İHA tanımına tam olarak uyan bir platform. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde Bayraktar Kızıl Elma'nın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması da hedeflenmektedir. Kızıl Elma, kısa pistli uçak gemileri ve LHD gemilerinden iniş kalkış yapabileceği için gövdenin su korozyonuna dayanıklı şekilde üretilmesi beklenmektedir. Gemi üzerine iniş kalkışların katapulta gerek olmaksızın yapılabilmesi için kanat yapısı özel olarak tasarlanmaktadır. Baykar Teknoloji, Samsun'da gerçekleşen Teknofest 2022 kapsamında farklı özelliklere sahip Kızıl Elma varyantlarının da çıkacağını açıkladı. Buna göre operasyona hazır hale gelecek olan ilk sürüm Kızıl Elma A, İvşenko Progress AI-25 TLT turbofan motorlarını kullanıp ses hızının altında seyahat edecekken, AI-322F motorunu kullanan Kızıl Elma B varyantı ise ses üstü hızlarda uçacaktır. Kızıl Elma C'nin ise 2 adet AI-322F art yakıcılı motor kullanması beklenmektedir. Projenin kod adı başlangıçta MIUS, Muharip İnsansız Uçak Sistemi olmuş, resmi adı Kızıl Elma ise 12 Mart 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Proje isminin açıklandığı gün Selçuk Bayraktar, ilk Kızıl Elma prototipinin üretim hattına girdiğini de belirtmişti. Uçuşa hazır olan ilk prototip ise Teknofest 2022 kapsamında ilk kez Samsun'da halka açık bir şekilde sergilendi. Ayrıca TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kutil, Aksungur insansız hava aracından sonra üretilecek Göksungur'u duyurmuştu. Bununla beraber Göksungur'un diğer İHA'lardan farklı olarak jet motorlu üretilerek süpersonik bir hıza sahip olacağı belirtilmişti diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.